varsa kendisine de bağlanalım konumuzla ilgilisi. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Şimdi Ulki Bey, önce teşekkür ediyorum. Benimle ilgili Aziz Nesin Bey bir ifade kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben şeriatçıyım diyor. İşte böyle diyenlerin olduğu bir Türkiye'de filan, onları yetiştirenler şu bu filan gibi. Tabii bu arada İmam Hatip okullarına saldırılar filan, bunlar yapıldı. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Aziz Nesin Bey kendisinin aydın olduğunu söylüyor. Tabii aydınlığın tarifiyle karanlığın tarifini de anlamak mümkün değil. Bu nasıl aydınlık ki ben şeriatçıyım diyen bir insana kalkıp bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bu Türkiye'de %98'i Müslümanım derler. Bilmiyorum Aziz Nesin Bey buna katılır mı, katılmaz mı? Ve Aziz Nesin ben dinsizim demekle maruf birisidir. Az önce de nitekim Allah'a inanmadığını filan da söylemiştir. Biz Aziz Nesin'in Allah'a inanmadığından rahatsız değiliz. Ben dinsizim demesinden de rahatsız değiliz. Olur veya olmaz, o da bizi o kadar ilgilendirmez. Biz inandığımız doğruları söyleriz, kendisine inandığı doğruları söyler. Ve biz fikir planında da buna saygı duyarız. Ama biz fikir planında, düşünce planında saygı duyduğumuz bu anlayışa karşı bizim de düşüncelerimize, fikrimize saygı duymalarını isteriz. Ben şahsen Aziz Nesin Bey'in ben şeriatçıyım derken neden bu ifadeyi kullandığımı öğrenmesini, okumasını isterdim. Demek ki o da sadece gazetelerde çıkan haberlerin sadece o siyah başlıklarını okuyor, devamını okumuyor. Bu ifade Meydan Larousse'taki şeriatın açıklamasından kaynaklanan ve bir soru üzerine verilen cevaptır. Eğer kendileri de lütfederler, 1985 yılının baskısı Meydan Larousse'un 11. cildinin 764. sayfasına bakabilirlerse, orada şeriatı Fransızların basmış olduğu Meydan Larousse şöyle açıklıyor. Şeriat, Kur'an'daki ayetlerden, hadislerden çıkarılmış dini esaslara dayanan Müslümanlık yasası, İslam hukuku. Tanrı buyruğu, şeriatı garra, İslam dini. Tanrı buyruğu, İsa peygamberin şeriatı, Musa peygamberin kullara ilettiği Tanrı buyruğu, yani bugünkü İsrail'in yapısı. Şimdi burada şeriatı bu şekilde açıklıyor ve İslam dininin şeriat olduğunu söylüyor. Müslüman kimdir? Müslüman, İslam dinine inanan insan demektir. Elhamdülillah ben Müslümanım dediğime göre, bu tarife göre elhamdülillah ben şeriatçıyım deme hakkına da sahibim. Buradaki tariften ancak bu ifade ortaya çıkar. Şimdi Sayın Nesin, ben dinsizim deme hürriyetine hakkına sahip oluyor da, ben Müslümanım, ben şeriatçıyım deme hakkına ben niye sahip olamıyorum? Bu mudur fikir ve düşünce özgürlüğü? Bu mudur aydınlık anlayışları? Hemen soralım kendisine efendim. Evet, çünkü anayasaya aykırıdır da onun için. Şeriatçılık anayasaya aykırıdır. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik olduğunu yazar. Ya o anayasayı değiştirirsiniz ki yakında galiba değişecek, şeriat girecek onun yerine, öyle gözüküyor. Ya da o anayasaya uyarsınız. Hem şeriatçı hem laik olunamaz. Ve bu, bak, bu mümkün güzel, değildir. Mümkün değildir. Ben Müslümanların şeriatçı olmadığını söylemelerinden yanayım. Ama anayasaya aykırı davranmalarına yana değilim. Siz bana dayanamazsınız. Dayanamadığınızı kanıtladınız. Belediye başkanı olduğunuz gün İstanbul'a, İstanbul'dan Aziz Nesin'in adını kazıyacağım dediniz. Siz benim varlığıma dayanamıyorsunuz. Mümkün değil. Zaten benim adım yok İstanbul'da, neyi kazıyacaksınız siz? Neyi kazıyacaksınız? Hangi adımı? Bunu söylediniz. Bunu söylediniz ve yalanlamadınız bunu. Siz beni nasıl kazıyacaksınız? Ben sizin şu şeriatçısınız. Daha benim gibi ne kadar aydını kazıyacaksınız? Elinize bir güç geçsin. O güç geçince onu kullanacaksınız. Ya. Bakınız, ben bu ifadelerinize gülüyorum. Benim Aziz Nesin'in ismini kazımak diye bir derdim yok. Ve
Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kendi belediye meclisime yeni bir teamül getirmişimdir. Bunu da kendi düşüncenizdeki insanlardan sorup öğrenebilirsiniz. Beyefendi bunu söylediniz. İstersen hayır. Bunu bütün hayır, gazeteler yazdı. Ve siz yalanlamadınız. Yalanlayın öyleyse. Şimdi yalanlayın. Ben Aziz Nesin'in adını sileceğim İstanbul'dan demedim diye. Sayın şimdi yalanlayın. Efendim. Ben, Sayın Erdoğan bu sözü dediniz mi demediniz mi? Hayır efendim? Demediğimi söylüyorum. Niye yalanlamadı? Diyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ben yeni bir teamül getirdim. Ve bu teamül de şudur. İstanbul'un caddelerine, sokaklarına, parklarına verilmiş isimleri değiştirme teklifiyle gelmeyiniz teamülüdür. Zira bu 10 sene sonra, 15 sene sonra bir sokağın, bir caddenin tanınmasında sıkıntılar doğuruyor. Ama yeni bir cadde açıyorsunuz, yeni bir park açıyorsunuz. Oraya istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Nitekim bu hafta bile yine meclisimizde böyle bir müzakere de geçmiştir. Ben böyle bir şey söylemedim. Beyefendi, medya benim hakkımda, müsaade ederseniz Sayın Nesin. Buyurun. Medya benim hakkımda bu konularda çok böyle enteresan şeyler söylüyor. Ben tiyatroyu kapatacağım demediğim halde medya tiyatroyu kapatacağımı yazdı. Böyle bir şey de yoktu. Artık ben eğer medyanın her yazdığına cevap vermeye kalksam belediye başkanlığını bırakmam lazım. Ancak onlara cevap yetiştirmek için oturmam gerekir. Ben bu tür böyle basit konularla uğraşmıyorum. Ben sizin isminizi kazısam ne olur, kazınmasam ne olur. Asıl olan sizin fikriniz ortada ne kadar kalır, ne kadar süre devam eder. O ayrı meseledir. Ve ben buna da saygı duyacağımı açıkladım. Kaldı ki bizim anlayışımızda, ilkemizde şu var. Ben Aziz Nesin'in düşüncelerini kabul etmiyorum. Ancak Aziz Nesin'e insan olarak saygı duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Benim inancıma göre sizi yaradan Rabbimdir, beni de yaratmıştır. Ve biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışı bizim ilkemizdir. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ancak ben Müslümanım. Bakın, devlet şeriatçı olur olmaz o ayrı mesele. Anayasada belirtilen budur. Ama şahsın şeriatçı olmasına bir şey diyemez. Ben Müslümanım, ben Müslümanım diyen her insan ben şeriatçıyım demeye mecburdur bu tarife göre. İlim bunu böyle emrediyor. İlmin istediği budur. Peki, ama devletin sayın, layık olması ayrı bir olay. Sayın Erdoğan siz... Onunla onu birbirine karıştırmayalım. Siz devletin dışında kendi çapınızda İstanbul ben gibi... Ben şahsımın, şahsımı söylüyorum. Evet, ben Müslümanım. Ben Müslümanım dediğime göre her ben Müslümanım diyen... Aynı zamanda şeriatçıdır. Niye şeriatçıdır? Bilim bunu böyle emrediyor. Ferdi görüşünüzün ve inancınızın dışında efendim, belediyede bu şeriatçı görüşünüzü uygulama yönünde bir çabanız var mı? Hayır, yoksa hayır, yalnızca bir...